Tamam. Bak haksız konuşmayın. Bu ülke tankı yoktu. Yıllardır TOFAŞ'a mecburdu. Tamam, şu anda ülkemizin siyasi konuşmuyorum. Ülkemizin gidişatı çok güzel, savunma sanayi çok güzel. Daha da güzel olacak. Bu gibilerin yüzünden abi olmuyor. Abi bir dakika, bir dakika. Müsaade et, söyledin dur. Ekonomi nasıl? Bir dakika. Ekonomi çok güzel. Lütfen. Çok güzel. Şey ben çalışıyorum. 2800 lira maaş alıyorum. Bak, kaşar peyniri gittim aldım. 65 lira. Bırak ya, işine gelmiyor. Şey söyleyebilir miyim? Ha, söyle. Söyleyeceğim. Bugün Selçuk Bayraktar dedi ki, ben bu ülkeye SİHA'mı satmıyorum. Yap. Ne yapacaksın yok abi? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya dedi adam. Ya dedi. Ben özgürüm. Doğru muyum abi? Ya Türkiye'de güzel yaşıyorum. Kardeşim. Dedi ki ben ülkeme kendi SİHA'mı vermiyorum şirket olarak. Ne yapacaksın abi? Olur mu ülke? %49'u. %40. Bir dakika elini bak, çek. Bak senden yaşça büyüksün. Saygı bak, duyuyorum sana. Ben bunu... Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bizim ülkede kaç milyon Suriyeli var abi? Bir dakika. Kaç milyon Suriyeli var abi? 10 milyon vardır abi. Kaç milyon Afgan gelecek bir abi? Bir dakika. 5 milyon diye... Ben evliyim bak. Benim iki tane çocuğum var. Bir şey sen memleket neresi? Bak. Bir dakika kardeşim. Sen memleket neresi? Ben Sinop muyum abi? Sinoplusun. Evet. Ben Rizeliyim. Evet. Diyarbakır'dan evliyim. Tamam mı? Evet. Eşim Diyarbakırlı. Tamam abi. Allah ben orada versin. Benim eşimin Suriye'de akrabası var. Gelmesin mi? Hayır. Ula Almanlar geliyor bir şey demiyorsunuz. Van şeyden geliyor bir şey demiyorsunuz. Hepsi Rum. Nerede? Bir dakika, bir dakika. Bak şimdi üstadım. Ya. Üstadım. Aynen öyle. Bunlar ya ben bunlar var ya. Abi, bunlar ülkenin. Ya kurban olduğum abi. Bir dinler misin? Bir dinler. Şu anda bizim ülkede bak ben evlendiğimde 2018'de 800 lira kira veriyordum. He. Ben 3200 lira maaş alıyorum. Suriyeliler geldi benim kiram oldu 1200 lira. 1200. Afganlar geldi benim kira oldu 1,5 lira. He. 1 milyar elektrik, su, doğalgaz. Bana de ki 1 milyarla ben mutfağımı geçindiriyorum, senin elini öpeceğim. Güzel kardeşim. Bak benim bak aldığım maaş 3,5 milyar. Benim hiçbir şey yapmayayım. Ulan 500 milyon ben çocuğumu benzine veriyorum ya. Ben 30 yaşında adamım. Abi, bak görüyor musun? Bak ne diyeceğim? Ben bekerken aldığım bu telefonla. Kaç para bu? Bak, ben kaç sana para şey bu? Beni bir dinle. Kaç para? Bir dakika. Kaç para abi? Kaç para? Kaç para bu? 100 milyon etmez abi, mi? 100 milyon. Bir şey diyeceğim. Bak, ya? Bak bana de ki. Benim bana de bu. Bak, ne olmuş? Bana de telefon ki, kullanıyor. Ya, kullanma. Güzel bak. Ha. Bana de ki. Ekonomimiz iyi değil. Ben seni anlıyorum. Kardeşim geçinemiyor adam. Benim kardeşim. Bak benim kardeşim yeni düğün. Bir dakika. Bir dakika. Ya bir dakika. O senin imkanın var kazanıyor. Ulan senin imkanın var kazanıyorum. Bu adam çalışamıyor. Alo. Bir dakika. Bir dakika bak üstadım. Bak pazar günü benim biraderimin düğünü var. Bak burada hepimiz bunlar benim kardeşim. Bir zina 200 milyon. Bir evlenmek 200 milyar. Benim babam yok. Ben yetimim. Nereden bulayım parayı? Anadan yok bohça. Babadan yok akça. Nereden alacağım ben parayı? Öyle konuşması güzel. Adamın tüzü kuru. Gölgede oturmuş Söğüt gölgesinde. Ekonomimiz iyi. Ben geçinemiyorum kardeşim. Çıktım bak 11 yaşında. Beni bir dinler misin? Sen evde 4 kişi çalışıyorsundur. Alıyordur 3 tane 12 milyar ya, maaş. Güzel kardeşim. Sen kardeşimizin nesine itiraz ediyorsun? Bak itiraz şuna ediyorum bak. Buyur, dikkat edin. Arkadaşımız gençimiz, evet. Tamam mı? Ben buna saygı duyuyorum. Estağfurullah, benim de sana bir dakika, saygım sonsuz. 1974'lü yıllarda... Valla geçmişte para yoktu, şimdi var para. Allah Allah, ya kim verdi şey... size? Ya... Abi geçmişte nereden hiçbir şey geldi? Bak şu Allah Allah, bak ya, ben ya, şunu söylüyorum ya. Kim abi, diyor ki buraya? Allah göstermez, Cumhurbaşkanı giderse öleceğiz. Ya kardeşim eksik etmesin ama o da tövbe estağfurullah, Allah değil ya, gitti mi ölmeyeceğiz ya. Ya ben sana bunu söylüyorum. Bırakın şu işleri kardeşim. Daha da gelecek, yani daha bak şimdi. Gelmez bu bak babacığım bak. Denemeden bilemezsin. Abi sen bir dakika. Nasıl diyordun bak. Tayyip Erdoğan 2003'te önce yoktu. Geldi dedik ki ilk iki dönem 10 numaraydı. Bak buna ben hemfikirim. Ha. Ama kaybetti abi kontrolü. Müsaade edeceğim bak. Müsaade ya hemfikir misin? Şey altının gramı olmuş. Altının gramı olmuş 500 milyon. Bak, adam müsaade. Diyor ki 100 gram bilezik getir. Seni evlendi. Kızımı vereyim sana diyor. Bak. Ev al diyor. Ulan yok nereden alacağım? Adam üniversite mezunu oluyor, atanamıyor. Ama beni bir dinler misin ya? Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda. Kaç yıldır Hollanda'dasınız? 20 yıldır 22 yıldır Hollanda'dayım. 22 yıldır. Peki Hollanda'da rahat yaşıyor musun? Ekonomi nasıl? Türkiye'ye göre kıyasladığında ne görüyorsunuz? Normal yaşıyoruz. Yani kötü de değil, iyi de değil. Normal yaşıyoruz. Peki Hollanda'da yaşayanlar mutlu mu eskiye göre? Ekonomisi her gün iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor yoksa aynı standart mı?
standart, bazen pandemiden dolayı şikayet edenler de var. Şimdi bu yaşam demek insanın kendi elindeki bir şey. Hesabını iyi yaparsan normal yaşarsın. Mesela 300 liraya da ayakkabı var, 50 euroya da ayakkabı var, 300 euroya da ayakkabı var. Bu yaşamak senin elindeki bir şey. Biraz hesabını yaptığında bence... Peki, ne iş yapıyorsunuz Hollanda'da? Ben orada sıvacılık yapıyorum. Sıvacılık. Ne kadar maaş alıyorsunuz ya da geliriniz ne kadar? Benim maaşlı çalışmıyorum, ben kendime yapıyorum. Kiranız var mı, eviniz var. Kendiniz mi? Ne kadar kira? Kira 400-500 euro. 500 euro, peki faturalar ne kadar tutuyor? Hepsi içinde 500 euro. Içinde. Çocuk var mı? Var. Allah kaç tane? Bir tane. Sosyal yardım alıyor musunuz? Hayır, almıyorum. Hiç almıyorsunuz? Hiç almıyorum. Ortalama ne kadar geliriniz var? Ortalama diyelim ki 3000 euro. 3000 euro. Evet. 3000 euro yetiyor mu size? Başka ne giderleriniz var yetiyor mesela? Yetiyor şükür. Mutfak masrafınız ne kadar aylık? O işte bize bağlı. Ne kadar yani harcasın? Ortalama diyelim ki 1000 euro. 1000 euro. Yani o kadar tutmaz da öyle diyelim. 1000 euro. Peki bundan sonra Avrupa'nın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Vallahi şu durumda iyi, ileride ne olur ama gittikçe sıkıyorlar. Biraz hangi sıkıyorlar anlamda? Yani ekonomik anlamda, iş konusunda ne bileyim gittikçe ekonomi şey yapıyor. Sürekli korkutuyorlar yani. Peki Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da çok sayıda vatandaşımız var. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorlar mı? Yani mesela ileri yaş grubu, emekli olanlar vesaire alacakları bu emekli maaşıyla geçinebilirler mi? Yoksa Türkiye'ye dönerler mi? Sanmıyorum. Çok az bir kısmı döner çünkü torunları falan orada. Adamlar buraya geldiğinde zaten yalnız kalıyor. Çocukları, torunları hepsi orada. Yani orada hayatları olduğu için? Evet. Akrabaları falan hepsi orada. Orada sanmıyorum. Zaten dönenler geliyor 6 ay duruyor, 6 ay burada, 6 ay orada. O şekilde yani. Türkiye'yi nasıl görüyorsun abi? Çok güzel görüyorum. İnşallah daha iyi olacak. Her şey çok güzel. Bence çok iyi yani. Çok iyi. Evet. Hangi anlamda iyi mesela? Vallahi görüyorum işte her taraf dolu. İnsanların şöyle giyimine baktığı da o kadar da yani şey bir durum yok. Bu lüks da beni mutlu ediyor. Lüks değilse de şeyde değiliz yani, fakir de değiliz. Hı hı. Bu yaşamak insanın elindeki bir şey. Mesela ben dün 100 TL'ye karnımı doyurdum. Bir önceki günde 1000 TL'ye. Anladım. Bu bana kalmış bir şey. Anladım. Peki Rizeli abi sen yarım kaldı, biz konuşamadık. Evet, yarım kaldım da. Gelsene. Sormuyorsunuz da. Gel. Ekleme. Şimdi abimiz az önce konuştu, yarım kaldı. Şimdi abi sen, insanlar doğal olarak şey yapıyorlar, diyorlar ki şikayetçiler şöyle böyle ekonomi kötü gidiyor. Sen ne diyorsun? Bak abi de yurt dışında yaşıyor. Şimdi o da ben, anlattı. Ben gerçek anlamda şunu söylüyorum. Buyurun. Bizim insanlarımız, tamam mı, teknolojiye alıştı. Pardon. Bizim insanlarımız teknolojiye alıştı. Bak adım adım takip ediyorlar bizi. Bir evde 10 tane fatura olursa, evet. Efendim sağ olayım, bir çocuk babasının, oğlunun, torununun telefonu olursa, bir evde bir çalışan olursa veya iki çalışan olursa, o iki çalışan hangisine yetiştirecek? Ekonomi sıkıntısı çeken kişiler bunlar. Lüks mü yaşıyoruz abi? Lüks yaşıyoruz. Hesabını bilmiyoruz. Bilmiyorlar. Biz yanlış anlama. Tabii ki şu anda ekonomide, hani demincek anlattım, kaplumbağanın hesabı, hep kaplumbağa yola giderken birileri ters çeviriyor. Ülke ne zaman ayağa kalkmaya başlıyor, birileri ters çeviriyor. Bundan dolayı anlattım. Yani benim yani tuzum kuru değil. Ben 11 yaşında gurbete çıktım. 11 yaşında efendim sağa söyleyeyim şu İstanbul'a geldiğim zaman benim yaşımda olan çocuklar, şu çocuklar ya zübbe olurdu ya da ayyaş olurdu. Ben çalıştım. Gündüz simit sattım. Gece pastanede çalıştım. Çift var diye çalıştım. Çift maaş aldım. Kendime ekonomi olarak bir şey hazırlamaya çalıştım. Bir tane daire aldım. O daireye efendim sen emekliliğim gelene kadar çalıştım, çabaladım, geldim. Hala ben eski telefonu kullanıyorum. Benim oğlum düşürdü, kırdı. Ben aldım. Dedim oğlum atma sakın. Ben kullanayım onu. Tamam bak sen, bak. Efendim abi oğlum, sen ne diyorsun? Şimdi biz biraz lüks yaşıyoruz gibi değil mi? Evet aynen, bence de öyle. Millette kanaat yok. Lüks yaşıyorlar. İyinin daha iyisini istiyor adam. Yetinmiyor yani. Hiçbir şeyle yetinmiyor. Avrupa'da daha mı standart böyle tek düzey yaşıyorlar? Yani bence oradakiler daha iyi hesabını biliyor. Ona göre yaşamını şey yapıyor. Yani oradakiler. Gelirine göre, yorganına göre ayağını uzatıyor oradaki insanlar. Türkiye'de gelişme var mı? Var.
ekonomik anlamda? Ekonomik anlamda belki duraklama olabilir ama ben 20 yıl öncesine göre çok fark var yani. Çok iyi. Çok iyi. Peki abi ne diyorsun Türkiye'yi beğenmeyenlere? Euro 10 lira ne diyorsun bu konuda? Bak Euro 10 lira doğrudur. Bak şimdi Euro'nun 10 lira olması benim 98 2000'de bahsediyorum. Yani gerisine gitmeyeyim. Gerisine gidersem çok uzun süre. 2000'de 1 dolar 1700 liraydı. Hızlı abi. Ha. Ve o 1700 lira olan doları almak için biz anlatabiliyor muyum? 1000 dolar almak için 5 ay çalışıyorduk. 5 ay çalışıp 1000 dolar alıyorduk. Şimdi 5 ay çalışan 3000 dolar alıyor. 2000 dolar alıyor. Dolarla bahsedersek dolar şu anda 3500-4000 lira sayalım. Bir insanın maaşı tekabülünde 160 lira asgari ücret olduğu zaman bir tane simit 1 liraydı. Abi bak şimdi bizi izleyenler diyor ki abi ne anlatıyorsun diyor. Sen bugüne gel. Aldığın emekli maaşıyla geçiniyor. Boş ver. Tamam şimdi, ben 2800 borsaya, bak 2800 lira maaş alıyorum. Ne aldın? Ne aldın bak, abi? Gittim 1 kilo kaşar peyniri aldım. 1 kilo kaç para? 100 liralığı da var. 50 liralığından aldım. Sen ne diyorsun son olarak bak tamam. Yağmurda kaldık. Bir paket sigara 16 lira tutun aldım. Bak buraya çekebilirsin tutunu. Evet. Ben bundan 3 ay doğruday ekonomi kazanıyorum. Devleti batırmak kolaydır. Gidip efendim sana devletin yok şöyle de devletimizin şuyunu şöyle oldu böyle oldu dışarıya para gönderene kadar ben teke tutunu alıp sarıyorum. Abi, ekonomi geçindiriyorum 2800 lira. Tamam mı? Aletler ıslandı. Ama yayınlayacaksanız şey. Yayınlayın. Sonuna kadar. Ben Allah'ın izniyle bak bu ülkenin yok şu partiymiş, bu partiymiş onda değilim ben. İyisi gelsin ona gidelim. Daha iyisi. Yok.